Merhaba sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yapımı çok kolay, çok gösterişli ve çok tatlı olan bu bebek yeleğinin nasıl yapıldığını anlatacağım. Bu yelek benim vereceğim sayılarla, benim vereceğim ölçülerle yaklaşık olarak 1 yaşa kadar rahatlıkla giydirebileceğiniz bir yelek olacak. Ölçülerine bir bakalım önce. Koldan kola yaklaşık 34 santim. Kol altından kol altına yaklaşık 25 santim. Boyu da şöyle 35 santim. Omuzdan aşağıya kadar yaklaşık 35 santim. Yeleğimize boyundan yapmaya başlayacağız. Önce şöyle boyun kısmından başlayacağız. Boyun kısmını öreceğiz. Robasını bitireceğiz önce. Sonra da alttaki bu desenli kısmı öreceğiz. Çok keyifli örülen, çok çabuk da örülen güzel bir model. Sizin de keyifle öreceğinizi düşünüyorum. İp olarak Alize Cotton Gold kullanacağım. Pamuklu çok güzel bir ip bu. Bu renk de çok güzel. Numarasını söyleyeyim. 446 numara. Tığım ise 3 milim. Dikkat edin, 3 numara değil. 3 milim. Bebek örgülerinde özellikle biraz kalın tığlar kullanırsanız çok daha yumuşak örgüler elde edersiniz. Bazen böyle ince küçük tığlarla örülüyor. O zaman sert olur örgüleriniz. Mutlaka buna da dikkat edin. Elinizin sıkılığına göre çok sıkıysa eliniz 3,5 da yapabilirsiniz bunu. 3,5 milim de kullanabilirsiniz. Çok gevşekse eliniz 2,5 da kullanabilirsiniz. Evet, zincir çekerek başlıyoruz. Önce bir başlangıç ilmeği alıyorum. Şu şekilde. Ve çok sıkı olmayan, aşırı da gevşek değil tabi, zincirler çekiyorum. Bu şekilde. Toplam 67 tane zincir çekeceğim. Evet arkadaşlar, ben 67 tane zinciri çektim. Bir ölçeyim ne kadar olmuş. Şöyle yaklaşık olarak 30 santim. Yaklaşık olarak 30 santim civarı başlıyoruz. Ve şimdi devam ediyorum. 67 tane zincir çektikten sonra 3 tane daha zincir çekiyorum. Üzerine ip alıp döneceğim ve ikili trabzanlar yapacağım bu zincirlerin üstüne. Nereden başlıyorum? 1, 2, 3, 4.sine batırıyorum. Yani bu başlangıçta çektiğim 3 tane zincir değil, onu geçiyorum. 4.sine batırıyorum. İkili trabzan yaptım. Bu şekilde zincirlerin üzerlerine ikili trabzanlar yapacağız. Şöyle göstereyim. 3 oldu. Bu 4. Bu başlangıçtaki 3 zincirlik kısmı da trabzan sayıyorum. Onunla beraber 4 oldu. 1, 2, 3, 4. Bu şekilde 10 tane trabzan yapayım. Evet arkadaşlar, ben bu başlangıçtaki 3 zincirlik kısmı da sayarak 10 tane trabzan yaptım. 2, 4, 6, 8, 10. Bu benim yeleğimin ön kısmı. Ön kısmının başlangıcı. Şimdi bir zincir çekiyorum ve kol ayrımına geleceğim. Üzerine ip alıyorum yine. En son batırdığım deliğe değil, onun hemen yanındakine batırarak devam ediyorum. Yine ikili trabzanlar yapıyorum. Burada da 14 tane ikili trabzan yapacağım. Evet arkadaşlar, ben 14 tane trabzanı yaptım. Böylelikle kol ayrımını da belirlemiş oldum. Ve tekrar devam ediyorum. Yine bir zincir çekiyorum. Bu sefer arka kısmını yapmaya başlayacağız. Yine en son battığım yere değil, onun yanındaki zincirden devam ediyorum. Toplam 20 tane trabzan yapacağım arka bölüm için. Evet arkadaşlar, ben son ayrımdan sonra 20 tane trabzan yaptım. Bu da arka kısmı oluşturacak. Ve tekrar bir zincir çekiyorum. İkinci kol için yine 14 trabzan yapacağım. Yine nereye yapıyorum? En son battığım deliğe değil de onun yanındakinden başlayarak 14 tane trabzan yapıyorum.
Evet arkadaşlar, ben ikinci kol ayrımını da yaptım. 14 tane trabzan, şöyle bir zincirlik kısımdan sonra 14 tane trabzan yaptım. Ve şimdi son kısma geldik. Yine bir zincir çekiyorum. Ve yine ön bölümü yapıyorum. Ön bölümde 10 tane trabzan vardı. Her zincirin üzerine bir trabzan yaparak 10 tane trabzan elde edeceğim sıra sonuna. Şöyle hızlıca yapayım hemen. Evet arkadaşlar, en son 10 trabzanımı da yaptım. Sıranın sonuna geldim. Şöyle bir göstereyim. Böyle hafif yuvarlak bir şekil elde etmiş olduk. Ayrımlar yaptık böyle bir zincirlik. Bu ön kısımdı, 10 trabzanlık. Bu ikinci ayrım 14 trabzanlık kol kısmı. Bu üçüncü ayrımımız 20 trabzanlık arka kısım. Burası yine 14 trabzan ikinci kol ve bu da 10 trabzan ön kısım. Ve böylelikle ilk sırayı bitirmiş olduk. Şimdi üst sıraya başlayalım. Evet, şimdi bir zincir çekerek dönüyorum. Şöyle. Bir zincir çektikten sonra hemen ilk gördüğüm deliğe, başlangıçtaki ilk gördüğüm deliğe böyle biraz ipimi de uzatarak bir trabzan yapacağım. Şöyle. Bu başlangıçta çektiğim bir zinciri saymıyorum. Bu benim birinci trabzanım oldu. Şimdi her trabzanın üzerine bir trabzan yaparak şu orta deliğe kadar, bir zincirlik deliğimize kadar geleyim. Evet arkadaşlar, bu başlangıçta bir zincir çekerek dönüp hemen dibine batırmıştım. Bunu birinci trabzan saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 tane trabzanımı yapmış oldum ve orta noktaya geldim. Şimdi orta noktada yelpaze formundaki o örneğimizi yerleştireceğiz. 2 zincir çekiyorum. Sonra deliğe bir tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Aynı yuvaya bir tane daha. İkili trabzan. Bir zincir çekiyorum. Bir tane daha. Ve bir zincir çekiyorum. Bir tane daha. Toplam 2 zincirle başlatmıştık. Buraya geçtim. Böyle 4 tane trabzan var. Aralarında da birer zincir var. Ve sonra 2 zincir çekerek tekrar trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Her trabzanın üstüne bir trabzan. Bir göstereyim şöyle. Yani ne oldu? Biz ilk yelpazemizi buraya yerleştirmiş olduk. Şimdi burada 14 tane trabzan vardı kol ayrımı. 14 tane trabzanı yapayım. Burada bir kere daha göstereyim. Evet arkadaşlar, ben 14 tane trabzanı yaptım kol ayrımındaki ve tekrar ortadaki bir zincirlik deliğe geldim. 2 zincir çekerek yelpaze yapıyordum. 2 zincir çektim ve buraya bir tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim, tekrar trabzan. Bir zincir çektim, tekrar trabzan. Ve bir zincir çekip tekrar trabzan yapıyorum. Şöyle bir daha göstereyim. Şu şekilde yelpazemiz var. Aralarda bir zincir. Toplam 4 tane trabzandan oluşuyor. Ve tekrar 2 zincir çekerek bu arka kısma geçtim. Her trabzanın üzerine bir trabzan yaparak şöyle tekrar şuraya kadar geliyorum. Toplam 20 tane trabzan. Evet arkadaşlar, ben 20 trabzan ördüm. Şeklimiz böyle olmaya başladı. Ve tekrar bir zincirlik kısma geldim. Bir kez daha göstereyim burada. 2 zincir çekiyorduk ve yelpaze yapıyorduk. 2 zincir çektim, batırdım. Bir trabzan yaptım. Bir zincir çekip tekrar aynı yuvaya. Bir zincir çekip tekrar aynı yuvaya. Ve bir zincir çekip tekrar aynı yuvaya batırarak 4 tane trabzan. Aralarda da böyle bir zincirlik, 3 tane delik olan yelpazemizi yaptık. Ve tekrar 2 zincir çekerek kol ayrımına geldik. Bu şekilde burayı da yapıp sıranın başına kadar gelelim.
sıranın başında tekrar buluşalım. Burada kol ayrımından sonra tekrar yelpaze koymayı unutmayın ve sıranın başında tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar, ben sıranın sonuna kadar geldim. Son kısmı beraber yapalım. Şöyle. Burada 10 tane trabzan vardı. Ben 9 tane yaptım. 2, 4, 6, 8, 9. 10.sunu da göstereyim. Mutlaka bu başlangıçtaki 3 zincirlik trabzanın üzerine de sonuncusunu yapın. Ve o şekilde bitirin sırayı. Böylelikle sırayı bitirdik. Şeklimiz şöyle. Şimdilik. Biraz sonra bu kısımlar iyice belirginleşecek. Yelpaze kısımları. Toplamda böyle 4 tane yelpaze koyduk ayrımlara. Ve şimdi devam ediyoruz. Bir zincir çektim yine. Dönüyorum. Şimdi burada sık iğneler yapacağız. Hemen ilk delikten başlıyorum sık iğne yapmaya. 1, 2, 3. Her trabzanın üzerine bir tane sık iğne yapayım. Şuraya kadar geleyim. 10 tane trabzanın üzerine 10 tane sık iğne yaptık. Burada 2 zincirlik geçişimiz vardı. Oraya 2 tane sık iğne yapıyorum. Ve şimdi yelpazelerimize geldik. Yelpazede ne yapacağız? 2 zincir çekiyorum. Burada 1 zincirlik 3 tane delik vardı yelpazenin üstünde. Hemen ilkine batırıp bir sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Sıradaki deliğe sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekip sıradaki deliğe sık iğne yapıyorum. Yani şöyle 1, 2, 3 tane geçiş noktası oluşturduk. Böyle 2 zincirlik geçiş noktaları oluşturduk yelpazelerimizin üzerinde. Ve tekrar şimdi bu 2 zincirlik kısma geldim. Oraya atlarken de yine 2 zincir çekerek atlıyorum. Ve buraya 2 tane sık iğne yapıyorum. Yine trabzanlara denk geldim. Oraya gelmeden şurayı bir göstereyim. 2 tane sık iğne bu tarafta, 2 tane de sık iğne bu tarafta var yelpazenin. Bunlar arttırmalarımız oluyor. Yelpazenin üstünde de geçişlerimiz var 2 zincirlik. Burada bir kere daha göstereceğim. Şimdi her trabzanın üzerine bir tane sık iğne yaparak yine ilerliyorum. Hemen şu ayrıma kadar geleyim hızlıca. Evet, buradaki trabzanların üzerlerine de birer tane sık iğne yapıp geldim. Ve yine bu yelpazemizin olduğu kısma. Burada önce iki zincirlik bir delik var. Buraya hemen 2 tane sık iğnemi yapıyorum. Bu bizim artırmamız oluyor. Ve sonra 2 zincir çekiyorum. Sıradaki deliğe sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Sıradaki deliğe sık iğne yapıyorum. Tekrar 2 zincir çekip sıradaki deliğe sık iğne yapıyorum. Ve böylelikle yelpazelerin üstündeki 3 deliği de kullandım. Ve tekrar 2 zincir çekip buradaki artırmamı yapıyorum. 2 tane sık iğne yaparak. Yani yelpazenin bir bu tarafında bir diğer tarafında 2 tane sık iğne olacak. Yelpazelerin üstünde de böyle 2 zincirleri sık iğnelerle bağladığımız geçişlerimiz var. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, ben sıranın sonuna geldim. Son kısmı tekrar göstereyim size. Nasıl kapatıyoruz sırayı. Bütün trabzanların üzerlerine sık iğne yaparak geldim. Burada alt sırada 10 tane trabzanımız vardı. 10 tane sık iğne olması lazım. 2, 4, 6, 8 tane yaptım. 9.sunu da yapıyorum. 10.sunu da bu başlangıçta bir zincir çekerek dönüp bir trabzan yapıyorduk. Tam onun üzerine de 10.sunu yapıyorum. Bunu sakın ihmal etmeyin. Ve şimdi tekrardan bir zincir çekip döneceğim. Bir göstereyim burayı. Şu şekilde 1, 2, 3, 4 tane yelpazeli kısımlarımız var. Bu sık iğne sırasını yaptığımızda birazcık daha belirginleşiyor bunlar. Ve şimdi devam ediyoruz. Bir zincir çektim ve döndüm.
Biraz uzunca çekip ipi hemen ilk deliğe batırarak trabzan yapıyorum. Bir sıra sık iğne sırası, bir sıra trabzan sırası. Şimdi buradaki sık iğnelerin üzerlerine birer tane trabzan yapıyorum. Burada artırma dediğimiz iki tane sık iğne vardı. Onların üzerlerine de trabzan yapacağım. Toplamda burada 10 tane trabzan vardı başlangıçta. Bu iki taneyi de arttırdığımızda 12 tane trabzan olmuş olacak. Hemen yapayım 12 taneyi. Evet arkadaşlar, ben alt sırada yaptığım sık iğnelerin hepsinin üzerine birer tane trabzan yaptım. Burada iki tane artırmıştım, hatırlayın. Onun üzerine de yaptığım için toplamda 12 tane trabzan elde etmiş oldum. Ve tekrar yelpaze kısmına geldim. Yelpaze kısmına geçerken iki tane zincir çekiyorum yine. Ve bu yelpazelerin üzerinde şöyle göstereyim. 3 tane geçiş noktamız vardı sık iğnelerimiz. Bunun ortadakine yapacağım tekrar yelpazeyi. İp aldım, üzerine ortadakine batırıyorum. Bir tane trabzan, bir zincir, tekrar aynı yuvaya bir trabzan daha ve yine bir zincir, tekrar trabzan, yine bir zincir ve tekrar trabzan. Yani 4 tane trabzan yapıyorum. Aralarında da bir zincirlik böyle delikler var. Evet, yelpazeyi yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum. Ve tekrar burada sık iğneler var. Bunların üzerlerine trabzanlar yapacağım. Bu artırdığım 2 tane sık iğneden başlıyorum trabzan yapmaya. Her sık iğnenin üzerine bir tane trabzan gelecek şekilde şuraya kadar geleyim hızlıca. Evet, ben sık iğnelerin üzerlerine trabzan örerek tekrar yelpaze kısmına geldim. Burası bizim kol ayrımımız. Kol ayrımında 14 tane trabzan vardı alt sırada. Şimdi bu iki bu taraftan, iki bu taraftan da arttırdığımız için 14, 15, 16, 17, 18 tane trabzan elde etmiş olmalıyız burada. Ve şimdi tekrar yelpaze kısmına geldik. Bir kez daha göstereyim ne yapıyorduk. 2 zincir çekiyorum ve yelpaze oluşturacağım. Nereye? Alt sırada böyle yelpazelerin üzerinde 3 tane sık iğne var. Geçiş ayakları gibi. Bunun ikincisine, ortadakine yapıyorum. İp alıyorum. Trabzan yapıyorum hemen oraya. 4 tane trabzan yapacağım. Aralarda birer zincir olacak şekilde. Şöyle göstereyim. 4 tane trabzan, aralarda böyle bir zincirlik 3 tane delik var. Ve tekrar 2 zincir çekip dönüyorum. Hemen bu başlangıçtaki sık iğneden başlayarak arka kısmı örüyorum. Her sık iğnenin üzerinde bir tane trabzan olacak. Şöyle. Burası da yelpaze kısmımız. Burada 20 tane trabzanımız vardı alt sırada. İki bu taraftan, iki bu taraftan artırdığımız için 24 tane olacak şimdi. Kolumuz yine aynı. 14 tane vardı. İki bu taraftan, iki bu taraftan artırdığımız için 18 tane olacak. Ve ön kısım. Ön kısımda 10 tane trabzanımız vardı. Ön kısımda sadece bir taraftan artırma yaptırdığımız için 12 tane trabzan elde etmiş olacağız. Bu şekilde yelpazelerimizi oluşturarak sıranın sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, ben sıranın sonuna kadar geldim. Sıranın sonunda en sonki sık iğnenin üzerine de ördüm. Toplamda burada 12 tane trabzan elde etmiş oldum. Ve şimdi trabzan sırasını bitirdik. Sık iğne sırasına başlayacağız. Bir zincir çektim ve dönüyorum. Hemen ilk delikten başlayarak sık iğnelerimi yapıyorum. Ta ki şu iki zincirlik deliğe kadar geleyim. Evet arkadaşlar, ben her trabzanın üzerine sık iğne yaparak ortadaki bu iki zincirlik deliğe kadar geldim.
Burası bizim artırma noktalarımız. Bu iki tane delik bizim artırma deliklerimiz. Buralara iki tane sık iğne yapıyoruz ve artırıyoruz. Yani yelpazeni bir bu tarafından arttırıyoruz, bir diğer tarafından arttırıyoruz. Şimdi iki tane sık iğnemi yaptım. Şimdi yelpazelerin üstüne geldim. Ne yapıyordum? İki zincir çekip geçişler oluşturuyordum. Bu deliklere sık iğne yaparak. İlk geçişimi oluşturdum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Sıradaki deliğe batırıyorum. Tekrar iki zincir çekiyorum. Sıradaki deliğe batırıyorum. Böylelikle geçişler oluşturduk. Ve sonra tekrar artırma kısmına denk geldim. İki zincir çekip bu artırma noktasına iki tane sık iğne yapıyorum. Ve şimdi tekrar buradaki trabzanlar var. Trabzanların üzerlerine de birer tane sık iğne yapıyorum. Evet, bütün trabzanların üzerlerine sık iğneler ördüm. Ve tekrar burayı bir kez daha göstereceğim. Bu yelpazeli kısma geldim. Bu yelpazeli kısımda ortada yelpaze, iki tarafında da delikler var. Bu delikler bizim artırma deliklerimiz. Hemen buraya artırmak için iki tane sık iğne yaptım deliğe. Ve şimdi yelpazelerin üstündeki geçiş ayaklarını oluşturacağız. İki zincir çekiyorum. İlk deliğe sık iğne yapıyorum. Tekrar iki zincir çekip sıradaki deliğe sık iğne yapıyorum. İki zincir çekip sıradaki deliğe sık iğne yapıyorum. Ve böylelikle geçiş ayaklarımızı oluşturduk. Ve tekrar iki zincir çekip artırmamı yapıyorum. İki tane sık iğne yani. Şöyle bakalım. Yani böylelikle ön kısmını yaptık. Kolu yaptık. Kol ayrımını daha doğrusu. Ve şimdi arkadaki ayrıma geldik. Burada da yine sık iğnelerle devam edeceğim. Tekrar yelpazemizde aynı şeyleri tekrar edeceğim. Bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Evet arkadaşlar, ben sık iğne sırasını bitirdim. Sıranın sonuna kadar geldim. Bundan sonra mantık hep aynı. Aynı şekilde ilerleyecek. Bir sıra sık iğne sırası, bir sıra trabzanların sırası. Bir sıra sık iğne, bir sıra trabzan, o şekilde ilerleyecek. Sık iğneleri yaptığımız sırada artırmaları yapacağız. Trabzanları yaptığımız sırada da yelpazemizi oluşturacağız. Böylelikle bu roba kısmını büyüteceğiz. Şimdilik ben 1, 2, 3 tane trabzan sırası örmüş oldum. Bunu 8'e çıkartacağız. 8 tane trabzan sırası yapacağız. 8 tane trabzan sırası yapıp sonra tekrar buluşalım. Evet arkadaşlar, ben 8 tane trabzan sırasını ördüm. Şöyle yelpazelerden sayacak olursak da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane yelpaze koymuş oldum üst üste. Ve robamızın son şekli bu. Hemen sayıları vereyim size. Burada ön kısımda toplamda artırmaları hep 2-2 yaptık biliyorsunuz. Toplamda 22 tane trabzan olmuş olması lazım en son. Kol kısmında toplamda 38 tane trabzan olmuş olması lazım. Arkada toplamda 44 tane trabzan. Burada 38 ve burada da yine 22 tane trabzan olmalı. Şimdi artık modelimizi kurmaya başlıyoruz. Evet, şimdi bu sıra boyunca modelimizi kuracağız. Şöyle bir sıra daha yelpaze yapmış olacağız tamamına. Sonrasında şöyle katlayayım, göstereyim. Kolları ayıracağız ve alt kısmı öreceğiz. Yani bu sıra tamamen yelpazelerden oluşan bir sıra olacak. En son sık iğnelerimi yaptım. Sıranın sonuna geldim. Ve buradan devam ediyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Ve hemen ilk gördüğüm deliğe bir tane trabzan yapıyorum. Ve onun yanına da bir tane trabzan yapıyorum. Bu iki trabzan yeleğimizin sonuna kadar devam edecek. Sıranın başında ve sonunda. Şimdi yelpazelerimizi kuracağız. Zincir çekmeden üzerine ip aldım. 1, 2, 3 tane sık iğne atladım. Dördüncüsünün üzerine batırdım. Bir trabzan yaptım. Arada bir zincir ve tekrar trabzan.
arada bir zincir, aynı yuvaya bir tane daha trabzan, bir zincir ve bir tane daha trabzan. Yani okul ayrımlarında yaptığımız şeyi burada da yapıyoruz. 4 tane trabzan aynı yuvada, aralarda böyle birer zincir var. Ve şimdi tekrar zincir çekmeden diğer yelpazeye geçiyorum. Yelpazeler arasında zincir yok. Direkt geçiyoruz. İp aldım üzerine. 1, 2, 3 tane atlıyorum. 4. sık iğnenin üzerine yelpazemi oluşturuyorum. Şöyle aralarda bir zincir olacak şekilde. 4 tane trabzan yani. Şöyle göstereyim. Yani böyle yan yana yelpazeler elde ediyorum. Ta ki şuraya kadar geleyim, köşeye kadar. Oradan devam edelim. Evet arkadaşlar, ben ayrım noktasına kadar 5 tane yelpaze yaptım. Şimdi burada ne yapacağız ona bakalım. 5. yelpazeden sonra yine zincir çekmeden üzerine ip aldım. Ve yine bu ortadaki yelpazelerimizi yerleştirdiğimiz ortadaki sık iğneyi buluyorum. Yani bu yelpazemizin üzerinde 3 tane sık iğne vardı, geçiş ayağı gibi. Bunun ortasındakine yine yelpazemi oluşturuyorum. Aralarda bir zincir olacak şekilde 4 tane trabzan. Ve bunu da yaptıktan sonra yine zincir çekmeden üzerine ip aldım. Ve 1, 2, 3, 4. sık iğnenin üzerine yelpaze oluşturuyorum. 3 ve 4, şöyle bir göstereyim. Şurada 5 tane yelpaze oldu. Bir tane geçişte ve sonra kol ayrımına gelmiş oldum şuraya. Burada da yine sıra sonuna kadar yelpazelerimizi yapalım. Evet arkadaşlar, ben kol ayrımının üzerindeki yelpazeleri de yaptım. Şöyle şu ayrım noktasındakini saymıyorum. 2, 4, 6, 8, 10 tane yelpaze yerleştirdim. Sonra yine aynı şeyi yapacağım. Bir kez daha göstereyim burada. Zincir çekmeden ip alıyorum. Direkt yelpazelerimizi yaptığımız bu ortadaki sık iğnenin üzerine yeni yelpazemi oluşturuyorum. Şu şekilde. Ve yine zincir çekmeden devam ediyorum. 1, 2, 3, 4. sık iğneye trabzan yaparak başlatmış oldum. Şunu da yapıp göstereyim. Bu şekilde döndüm. Şimdi arka tarafta yine sıra sonuna kadar yelpazelerimizi yerleştireceğiz. Evet arkadaşlar, arka kısmı da böyle yelpazelerle doldurdum. Bu ayrım noktasındakini saymıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 11 tane yelpaze yerleştirdim buraya. Şimdi tekrar aynı şeyleri tekrar edeceğiz. Yine bu geçişlerdeki yelpazelerin üstüne yelpazeler yapacağız. Ve kolu ve önü de şöyle burada yaptığımız gibi yapıp sıranın sonunda tekrar buluşalım. Sıranın sonunda ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar, ben sıranın sonuna kadar geldim. Ön kısımdaki şöyle 2, 4, 5 tane yelpazemi de yaptım. Şimdi sırayı bitireceğim. Sırayı bitirirken başlangıçta yaptığımız gibi böyle 2 tane trabzan yapıyoruz. Üzerine ip aldım. Sondaki 2 tane trabzanı yapıyorum. Böylelikle sırayı bitirmiş oldum. Şimdi dönüyorum. Bir zincir çekerek. Bu başlangıçtaki 2 tane trabzanın üstüne hemen birer tane sık iğne yapayım. Ve şimdi yelpazelerin üstündeki geçiş noktalarını yapacağız. 2 zincir çekip
Hemen ilk deliğe batırıyorum. Bu yelpazenin üstündeki ve 3 tane delik vardı biliyorsunuz hepsinin üstünde. İlkine batırdım ve bir sık iğne yaptım. Tekrar 2 zincir çekip sıradakine batırıyorum. Tekrar 2 zincir çekip sıradakine batırıyorum. Yani yelpazede olan bu delikleri kullanıyorum. Diğer yelpazeye geçerken tekrar 2 zincir çektim ve oradaki ilk deliğe batırıyorum. Böylelikle hep 2 zincirler var arada. 2 zincirlerle bu delikleri birer tane sık iğne yaparak şöyle dolduruyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar şöyle sıranın sonuna kadar gelelim. Sonra artık kollarımızı ayırıp alt kısma devam edeceğiz. Evet arkadaşlar ben sıranın sonuna kadar geldim. Sık iğnelerimi yaptım. Geçişleri oluşturdum. Ve sırayı bitireceğim şimdi. Bitirirken bu başlangıçtaki 2 tane trabzanın üzerine de sık iğneler yapacağım. 2 zincir çekerek bunları atlıyorum. 1 ve 2 tane sık iğne yaparak sırayı bitirdim. Şimdi artık bu sırada kollarımızı ayıracağız. Şöyle göstereyim. Şöyle kolları ayıracağız ve alt kısmı öreceğiz. Kolları nasıl ayırıyoruz? Şöyle. Yine bir zincir çekerek döndüm. Bu başlangıçtaki 2 tane sık iğnenin üzerine hemen 2 tane trabzan yapıyorum. Dediğim gibi bu sıranın sonuna kadar böyle devam edecek. 2 trabzan bu baştaki. Ve şimdi yelpazeye geldim. Zincir çekmeden direkt ip alarak aynen kol ayrımlarında yaptığımız şeyi burada da yapıyoruz. Bu ortadaki sık iğnenin üzerine yani her yelpazenin üzerine bir yelpaze yapacağız. Her yelpazenin üzerinde 3 tane geçiş noktası var biliyorsunuz sık iğneler. Bunun ortasındakine batırıyorum. Tekrardan yelpaze oluşturuyorum. Şöyle yapayım hemen hızlıca. Ve tekrar yanındakine geçiyorum. İp alıp yeni yelpazemi de oluşturuyorum. Yine o ortadaki sık iğnenin üzerine. Şöyle bir bakalım. Yani üst üste yelpazeler oluşturuyoruz. Bu şekilde şuraya kadar geleyim. Bu ayrım noktasındaki, ortadaki baştan beri yaptığımız yelpazeye kadar yani toplam 5 tane bu şekilde yelpaze yapayım. Evet arkadaşlar ben 5 tane yelpazeyi yaptım. Şimdi kolu ayıracağım. Yani kol için ayırdığım kısmı örmeyeceğim. Bu yelpazelerimiz vardı baştan beri yaptığımız geçiş noktalarındaki. Onları da kola dahil ediyorum. Yani 2, 4, 6, 8, 10, 12 tanesini atlıyorum. Sonra devam ediyorum. Şöyle. Bu aradaki 12 taneyi örmeden atlıyorum. Ta ki nereye? Şuraya kadar. Yani bu geçişten sonraki ilk yelpazeye kadar ip aldım üzerine. Ve yelpazenin üzerine tekrar yelpaze yapıyorum. Şöyle göstereceğim şimdi. Şöyle şu şekilde. Bu arayı örmeden atladım. Nereye atladım? Bu arkadaki, arka kısımdaki yelpazelerin ilkine atladım. Bu arada da toplamda 12 tane yelpazeyi atladım. Bu geçiş noktalarını da kola dahil etmiş oldum. Böylelikle şöyle bir bakalım önden. Burası kol kısmı olmuş oldu. Artık kolunu bitirmiş olduk. Şimdi kaldığım yerden devam edeceğim. Şöyle şu arka kısmı öreceğim. Ve ikinci kolu da ayıracağım aynı mantıkla. Ve sonra ön kısmı da örüp sırayı bitireceğim. Hızlıca hemen ben şu arka kısımdaki yelpazelerin üzerlerine birer yelpaze yapayım. Nereye kadar? Ta ki bu ayrım noktasına kadar hemen yapıp geliyorum.
Evet arkadaşlar, ben arka kısmı da ördüm. Bu ayrım noktasına geldim yine. İkinci kolu ayıracağım. Aynı şeyi yapacağız. Bu aradaki 12 tanesini örmeden atlayacağız. Şöyle. Ve bu öndeki 5 tane yelpazemin ilkine hemen üzerine tekrar yelpaze yaparak devam edeceğim. Şöyle şurayı bir göstereyim. Yani 2 tane kolu böyle ayırmış olduk. Artık şöyle bunun altını devam edeceğiz. Şöyle bir göstereyim şu taraftan da. Yeleğimizin üst tarafını bitirmiş olduk. Şimdi böyle alt tarafını öreceğiz. Bu alt tarafında da mantık aynı. Artık hep bu yelpazelerimizi tekrar edeceğiz. Sürekli bu yelpazeleri tekrar edeceğiz. Bir sıra yelpaze sırası, bir sıra sık iğne sırası şeklinde şöyle bütün yelpazeleri örüp sonra sık iğnelerini yaparak örneğimizi tamamlayacağız. İstediğimiz uzunluğa gelene kadar burayı devam edeceğiz. Ben de şimdi istediğim uzunluğa gelene kadar yapayım. Sonrasında da sizinle toplamda kaç tane sıra yaptığımızı sayalım beraber. Evet arkadaşlar, ben yeleğimizi aşağıya kadar ördüm. Bu yelpaze sırasından ben 12 sıra ördüm. Şimdilik duruşu böyle yeleğimizin. Şimdi burayı bir sık iğne geçeceğiz. Şu kısmı hem daha derli toplu olması için ön kısmının hem de yukarıda ilik yeri açacağız. Ben bir tane düğme düşünüyorum şöyle. Şu şekilde. Siz isterseniz 2 ya da 3 düğme de yapabilirsiniz şöyle. Şu şekilde. Ben şimdi size ilik yeri açmayı da göstereceğim. Ve başlayalım. En son sık iğne sırasını ördüm. Şöyle sık iğne sırasını ördüm. Sıranın sonuna kadar geldim. Şimdi devam ediyorum buradan. 2 zincir çekiyorum. Ve artık döneceğim. Yeleğimizin şu ön kısmını sık iğnelerle düzelteceğim biraz. 2 zincir çektikten sonra nerelere sık iğne yapıyoruz? Şöyle. Şimdi bu bir trabzan sırası, bir sık iğne sırası vardı, hatırlayın. Bu trabzan sırasında en sonda 2 tane trabzan yapıyorduk. Başından sonuna kadar bu hep vardı. Bu 2 tane trabzanın bir tanesini bırakıp bir tanesini alıyoruz. Sık iğneleri tam bu ikisinin arasına yapıyoruz yani. Şimdi bu tam ikisinin arasına ben 3 tane sık iğne yapıyorum. Bir tane de sık iğne sırasına üzerine böyle bir sık iğne yapıyorum. Devam ediyorum. Yani bu en sondaki 2 tane trabzanın tam arasına, ortasına 3 tane sık iğne, bir tane de sık iğne sırasına yapıyorum. 3 tane trabzanların arasına şöyle, bir tane de sık iğne sırasına. Bu şekilde şöyle bir göstereyim. Şöyle. Bu şekilde şu en başa kadar gelelim. Burada da yine aynı şeyi yapacağız şu kısımda. Yine trabzanın arasına, en sondaki 2 trabzanın arasına 3 tane, bir tane de sık iğne sırasına yaparak şimdi şöyle şu ta en başa kadar gelelim. Evet arkadaşlar, ben sık iğnelerle sıranın başına kadar geldim. Şöyle. Şimdi döneceğim. Dikkat ederseniz en baştan beri şu en başta başladığım artık ipi hiç kesmedim, saklamadım da. Şimdi bunu saklayacağım. Hem de boyun kısmını şöyle, boyun kısmını sık iğnelerle dolduracağım. Onu nasıl yapıyorum? En sonda 3 tane sık iğne yaptım trabzanların olduğu sırada. Şimdi 2 zincir çekerek dönüyorum. Bu ipi de şu şekilde tutarak yine sık iğneler yapacağım. Buradaki her trabzanın üzerine bir tane sık iğne yapıyorum. Nereleri yapıyorum? Böyle trabzanların üzerlerinde, zaten
delikler fark ediliyor. Oralara birer tane sık iğne yapıyorum. Bu şekilde sıranın sonuna kadar geleyim. Şuraya kadar. Evet arkadaşlar, ben boyundaki sık iğneleri ördüm. Şöyle sıranın sonuna kadar geldim. Gayet düzgün bir duruşu var. Kesinlikle bunu yapmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi burada ilik yeri açacağım bir tane. Tam böyle üstte. Dediğim gibi siz isterseniz 2 ya da 3 tane de ilik yeri yapabilirsiniz. Ben temel mantığını göstereceğim şimdi. Sıra sonuna kadar geldik. Tüm trabzanların üzerine sık iğnelerimizi yaptık. Yine 2 zincir çekerek dönüyorum. Hemen şu baştaki 2 trabzanın arasına bir tane sık iğne yaptım. Ve şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 zincir çektim. Hemen sonraki trabzanın içine batırdım ve bir sık iğne yaptım. Yanına 2 tane daha yapıyorum. Toplam 3 tane sık iğne olacak. Şöyle göstereyim. Şu şekilde bir ilik yeri oluşturduk. Ben elimdeki düğmeye göre 5 zincir çektim. Siz küçük bir düğme kullanacaksanız 4, 3 hatta zincir ya da daha büyük bir düğme kullanacaksanız ona göre ayarlamalısınız. Benim düğmem şu, göstereyim. Şöyle rahatlıkla buradan geçecek. Bu şekilde. Ona göre siz iliğinizi kendiniz ayarlarsınız. Şimdi devam edeceğim. Yine diğer tarafta yaptığım şeyi burada da yapıyorum. Trabzanların arasına 3 sık iğne, bir tane de sık iğne sırasına olmak üzere şöyle aşağıya kadar, şöyle şu aşağıya kadar gelip bitireceğiz. Evet arkadaşlar, ben sıranın sonuna kadar geldim. Bütün sık iğnelerimi bitirdim. Şimdi artık yeleğimizi bitirip düğmemizi dikeceğiz. En son sık iğneden sonra 2 zincir çekiyorum. Başlangıçtaki, yani bu sıranın en başındaki sık iğnenin içine şu şekilde birleştiriyorum. Bir zincir çekip sabitleyip kesiyorum. Bu ipi de sık iğnelerin arasına gizleyeceğim şimdi. İsterseniz tığınız yardımıyla, isterseniz de bir iğne yardımıyla ucu küt. Şöyle içinden geçiriyorum. Ve şöyle sık iğnelerin arasına gizliyorum. Evet, şimdi düğmemizi de dikelim buraya. Hızlıca hemen dikeyim ben. Evet arkadaşlar, düğmemizi de diktik ve yeleğimizi bitirmiş olduk. Çok keyifle örülebilecek, çok tatlı bir model. Sizlerin de keyifle örmenizi dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, sevgilerimle.